Merhaba arkadaşlar, bugün Berlin'e geldim. Ekstra özel sizin için buradaki yeni otobüsleri size göstermek için. Hep beraber gelin bakalım neler var. Öncelikle gözüme çarpan Anadolu Isuzu diye bir elektro otobüs var. Buldum, hoşuma gitti. Gel bakalım içinde neler var, neler yok. Gözüme ilk çarpan şu LED'ler oldu. Herhalde simbol yapıyor engelliler, özürlüler için. Bir içine bir bakalım ne var. Almanya'da da elektro otobüsler yavaş yavaş ön plana çıkıyor. Onun için baktım, güzel, hoşuma da gidiyor. Geçenlerde fuara gitmiştim, hani hatırlarsanız orada sürmüştük beraber. Hoşuma gitti. Hemen hemen bu da ona benzer şekilde yapmışlar. Isuzu design'ı Türkiye'deymiş. İlginç, hiç bu zamana kadar daha bilmiyordum. Engelliler için bakın, buraya aynı böyle tekerlekli sandalye olmazsa insanlar otursun diye böyle oturacaklar yapmışlar. Şu arka kısım hoşuma gitti. 5-6 kişi böyle yan yana oturup mesela grup halinde yolculuk yapabilirler. Bana kalırsa şehir için ideal bir otobüs. Şuraya bir rampa yapmışlar ama acayip ağır bir şekilde 300 kiloyu götürürmüş. Kapatalım. Neyse, devam gidelim arkadaşlar. Bir de Anadolu Isuzu'nun arka kısmına böyle bir bakalım. Gerçekten güzel, hoş, küçük bir otobüs üretilmiş. Ama şimdi gelelim Setra'nın 531 DT S çift katlı otobüse. En son modeli buradaymış. Hele şöyle bir içine bir bakalım. Özellikle hemen yukarıya çıkmak için şu giriş kısmı gözüme çarptı. Acayip dar. Buradan mesela bir şişman bir adam zorla çıkar. Ama kokpiti biraz değişik. Direksiyonda kırmızı olarak Casebora'nın simbolünü yapmışlar. Halbuki Setra'da Mercedes ama daha hala Casebora da var. Farkındasınız, benim boyum küçük olduğu halde neredeyse kafam yukarıya, tavana değiyor. Burada USB şteka yapmışlar şeyler için, handiler için doldurmak için. O da güzel. Tabii el bağcını koymak için yukarıda yer yok. Çünkü çift katlı olduğu için mecbur alçak yapacaklar yukarısını. Onun için yer yok. Koltuklar da fena değil. Şöyle bir oturayım. Evet, mesela burada güzel bir yolculuk yapılabilir. Şöyle arka kısma yattığımız gibi de ideal bir pozisyon, bir şekilde idare edip yolculuğumuzu sürdürebiliriz. Arka kısmında, mutfak kısmında gözüme çarpan iki tane kahve makinesi yapmışlar. 40'ar fincanlık. O da güzel. Ondan sonra bir de yukarıya çıkalım. Yukarıda ne var ne yok. Yukarıya bir göz atalım. Fazla değişik bir şey yok. Yukarıda panorama camlı yapmışlar. Orası da çok güzel. Şu dörtlü arka kısma oturduğumuz kimi öne doğru acayip güzel bir şekilde bakılabilip güzel seyahat edilebilir bana kalırsa arkadaşlar. Yine burada da tabii ki uzun boylu olanlar mecbur eğilip buradan geçmeleri lazım ya da kalkarken dikkat etmeleri lazım, kafalarını kırmayasınlar diye. Hoşuma giden bir de şu küçük masa gözüme çarptı. Kahve fincanları düşmesin diye şöyle bir özellikle şey yapmışlar. Bunu ilk daha bu otobüste görüyorum. Ama çok şahane. Setra zaten genellikle güzel. Şoför için ideal bir otobüs. Yolcular için de mükemmel olmasa da yine de rahat seyahat etmek için birebir arkadaşlar. Gelmişken bir de emniyet kemerlerini deneyelim. Fena değil. Şişman adamlar gelse bile güzel oturabilirler rahat. Bir de hoşuma giden şu çekme davası güzelmiş. Bıraktığın kimi tak diye içine hemen çekiyor. Bizde böyle yanda böyle sallanıp kalıyorlar.
Bak bu hoşuma gitti, çok güzelmiş. Bir de şu üst kısma bir bakalım, daha yenilik özellik yapmışlar mı yoksa aynı mı? Tamam, bu da güzel, şahane yolcular için güneşlik. Ondan sonra ha, kameralar var zaten, güvenlik kamerası. Ondan sonra bir arzumuz olursa telefondan aşağıya mavini ya da şoförü herhalde arayabiliriz. Ondan sonra iki tane şöyle bir monitör yapmışlar. Bir de o gözüme çarpan camlar herhalde elektrikli, buzlanmasın diye, buharlanmasın diye. Bu da güzel. Hele bakalım bir şoför kısmına bir bakalım, nasıl, rahat mı, oturduğu kimi, etrafı kontrol halinde, güzel bakıyor mu? Evet, zaten ben iki tane Sentra var bizde, Failing Eyes'ında. Hoşuma giden bir de bu direksiyonda komandolar, sağda solda radyoyu kullanmak için. Ondan sonra Casper'ın zaten reklamı var, önde kırmızı yapmışlar. Yoksa değişen, fazla gözüme çarpan bir şey olmadı. Kokpitler aynı bizim Setralar gibi. Ama gerçekten kullanmak isterdim. Yakıştı mı bana arkadaşlar? Şöyle oturduğum kimi. Bir de bir buzdolabına bakalım, açalım. Ya hani buzdolabı nerede ya? Ha, iki katlı yapmışlar. Kapağın altında buzdolabı. Tamam, güzel raflar var. Kola, Fanta, bira, mira koymak için. Güzel, ideal. So, turumuzu bitirdik. Hele bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Ondan sonra bu sol tarafta görmüş olduğunuz disponentler, otobüsler nerede, nasıl değil, komando sentral diyelim. Optibus diye güzel bir firma. Tavsiye ederim. Bu bizim firma da bundan çalışıyor. Mesela otobüslerin nerede olduğunu, nasıl olduğunu planlamak için ideal. Aa, benim eski şef de burada. Zaten beni davet etmişti buraya gelin diye. Önce de Koblenz'de çalışırken yanında çalışmıştım. Beni sever, ben de kendisini tabii ki severim. Beni davet etti buraya gelin diye. Kendisi de böyle kasa sistem diyelim. Otobüs için kendi yapıyor, ondan sonra kendi planlıyor. Tabii patenti de kendi üzerine. Şu görmüş olduğunuz Setra kapıya koymak için bu masanın özelliği, diğer masalardan 5 kilo ağırlığı az. Çünkü neden? Alüminyum kaplı yapmış. Şöyle kapıyı böyle açtığımız kim daha iyi görürsünüz. Mesela şu arkasında kapıya, Setra otobüslerinin kapısına böyle yapmak için alüminyumdan yapılmış. Dediğim gibi özelliği 5 kilo az ağırlıkta, otobüsler için tabii ki ideal bir şey. Bir de yanında bir Iveco 16 kişilik bir otobüs, dolmuş gibi diyelim, bizim Türkiye'de dolmuş halinde kullanılır herhalde. Şöyle bir içine bir bakalım, neyi var neyi yok. Güzel, böyle içeride 16 kişi mesela rahatlıkla oturabilir. Koltuklar falan fena değil. Iveco. Ondan sonra devam bakalım, neyi var daha neyi yok. Arka kısma doğru gidelim. Tabi bagaj olursa bagaj kısmı da var. Bavulları, ondan sonra aldığımız eşyaları koymak için iki tane güzel bagaj kapısı var. Ondan sonra tabii ki bizim ilgilendiren motor, bir motoruna bakalım. Şu arka tarafta. Ya motor nerede? Bunun motoru yok mu ya? Benim, elektro otobüs mü yoksa bu? Yok ya, elektro da olamaz. Herhalde bunun motoru öndedir. Hele bir öne doğru bakalım ya, bunun motoru neredeymiş? Önde olması gerek. Arkada olmadığına göre elektro da değil. Evet. Burada gözüküyor zaten. Motor buradaymış. Oh be. Ondan sonra bu yan diğer tarafta şoförler için hepsi aynı kıyafet giysin diye takım halinde böyle güzel yazlık polo şörtler var.
Bunlar da fena değil. Bizim şefe söyleyeyim de bize bunlardan alsın. Bize ala ala ucuzunu almış. Yan tarafta otomatik şanzımanlar var. Yeni tipmiş bunlar. Adam anlatıyor ama size çevirmesi çok zor olur. Onun için bir bakın. Ondan sonra şöyle bir özellik daha gördüm. Bir otobüste lambası acayip şöyle bir muz şeklinde yapılmış. İçindeki de LED lambalar da değil. Yan yana böyle yapmışlar. Hortum halinde gözüme çarptı. Güzel bir şey. Yine de bu bizim Iveco otobüsündeymiş. Yan tarafta yine bir elektro otobüs. Fransız marka. Bu Fransa'da üretiliyormuş. Acayip şu teker kısımlarını böyle kapatmışlar. Niye yapmışlarsa yazmışlar zaten zero emisyon. Yani işte elektro çevreyi kirletmemek için mühim olan bütün bu fuarda çevre kirliliğini önlemek. Yani çok elektro otobüsler var burada. Bu da bir tanesi. Şöyle bir içine bakalım. Değişen bir şey yok. Yani hep aynı. Elektro. Hemen hemen böyle 30 kişi, 26 kişilik. Hemen yan tarafta Flixbus'un bir otobüsü var. Siz mutlaka tanıyorsunuz. Temza marka. Önce ben zorluk çektim bu marka ne markasıymış diye. Sonradan gittim arkaya baktım. Arkada Temza yazıyor. Şöyle bir içinde bir gezelim. Hiçbir Temza otobüsüne girmemiştim. İlk görür görmez hoşuma gitti. Güzel küçük direksiyon. Ondan sonra rahatlıkla güzel güzel kullanılır. Bağ kalırsa ilk görüşüm, ilk duruş öyle gözüküyor. Çünkü bir otomatik şanzıman var. İster manuel, ister full otomatik olarak kullanılabilir. Güzel güzel içinin döşemesi de fena değil. Otobüse göre yeşil başlık yapmışlar. Monitörler. Her yolcu içinde monitör var gördüm demin. Fena değil. Ayrıyeten bir de bizim Türkiye'de burada Almanya'da çok nadir var şu tekerleri doldurmak için havası kaç da kimi ölçüyor. Ondan sonra kendilerinden hava basıyor. Ondan sonra bir özelliği bu otobüsün arka kısma geçtiğimiz kimi görürüz diğer tarafta. İçinde bir gezelim dedim ama içeriye girdik başka insanlar vardı. Tabii rahatsız etmemek için şöyle bir göz attım. İçeride oturuyorlar, konuşuyorlar. Geri çıkalım dışarıya. Geländer an der Seite und die Rampe ist an der Seite dann abgeschlossen, dass der Rollstuhl nicht verrutschen kann. Es ist ein Lift, für den Rollstuhlfahrer hochgeht und dann hier bei dieser Tür. Şu yol görmüş olduğunuz oturacakları düğmeye bastığınız kimi arka kısma doğru itebiliyormuşsunuz. Ondan sonra liftle tekerlekli sandalye çıkıp yukarıya aynı burada oturup orasını emniyet kemerlerini takıp normal seyahat yolcular gibi seyahat yapabilir şekilde. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Ben sordum bu lift nerede diye gösteriyor arkadaş. Şu kapıyı önce kapatması lazım. Bu bagaj normal bagaj gibi kullanılabilir. Esas rampa şu alt kısımdaymış. Burayı çektiğimiz gibi diyor. Şimdi burası fuar olduğundan bize tam olarak gösteremiyor çünkü yer yok. Ama şu aşağı kısımdaki rampayı dışarıya çıktığı kimi kullanılabiliyormuş. Gerçekten güzel bir şey düşünmüşler. Gelelim diğer otobüse. Bu önceden mazotlu normal yakıt motoruymuş. Motoru çıkartmışlar. Ondan sonra bir sistemle elektro yapmışlar. Gerçekten otobüsler çöpe atılmasın diye böyle bir şey de yapması güzel. Mesela bu eski bir Setra ama güzel uygulamışlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu modelde akular yukarıda üst kısımda. Ondan sonra ceyran aletinde buraya takıldığı kimi doldurmak mümkün oluyormuş.
çevre kirlenmesini önlemek için filtre yapmışlar mazotlu otobüsler için. Mesela bu da yeni güzel büyük bir filtre yapmışlar. Şimdi bir dışarı kısma bir gidelim. Burada ne var ne yok. Gördüğünüz gibi çok güzel, ilginç bir neoplan var. Rengi hoşuma gitti. Acayip fazla baktığımız kimi insanın gözlerini kamaştırıyor. Böyle ön kısmına da bir bakalım. Gerçekten şöyle güzel bir otobüs görüntüsü. Diğer otobüs yandaki, bunun renkleri de acayip. MAN daha doğrusu. Bunun da güzel bu sistemi var, tekerlekleri doldurmak için. Bunlar artık yavaş yavaş her otobüste olsa çok güzel olur. Şunlar da asistan yardımcıları. Nerelikte o kameralar. Mesela ölçüyor, biçiyor. Ondan sonra şoför için kolaylık sağlıyor tabii ki. Diğer yanda da daha güzel bir otobüs var. Neoplan Starliner. Çift katlı yeni otobüs. Kapalı olduğundan içini size gösteremeyeceğim. Ama dış görüntüsü bile yeter. Şöyle bir bakın. Acayip otobüs. Çok şahane. Sürmek isterdim gerçekten. Ondan sonra bir özellik daha var. Bizim Türkiye'de zaten Veylan her tarafta var. Daha bizim Almanya'da yavaş yavaş Flixbus otobüslerinde var. Ben de bizim firmaya aynı bu aleti alıp da şu görmüş olduğunuz Bosch'tan ama tabii ki biraz daha pahalıya mal oluyor. Yolcular Veylan internet bedava kullansın diye. Hele bir bizim şefe bir göstereyim ne diyecek. İlgimi çeken bir diğer daha var. Mesela bu otobüse kamera sistemi yapmışlar. Ölü noktayı görüp daha önceden şoföre söylemesi için 4-5 tane kamera var. Mesela çevreyi görmüş olduğunuz gibi böyle tarıyor. Ondan sonra şoförün görmediği, mesela yandaki otobüsü fark etmiyor şoför. Kamera fark ettiği an ondan sonra kırmızı ışık ve alarm çalıyor. Şoförü uyarıyor. Şoför baktığı gibi mesela yolcu kenarda ölü noktayı göremediği için, mesela bakın şimdi lamba yandığı gibi ölü noktada birisi var diye hemen frenliyor. Ondan sonra yan taraftaki tehlike önleniyor. Çok güzel, ilginç bir şey. Her otobüste olsa tabii şoförler için güzel bir kolaylık olur. MAN de tabii ki diğer otobüsler gibi elektro yapmada, üretmede geri kalmaz. Güzel bir elektro üretmişler. Buraya kadar hemen hemen aynı normal MAN otobüsleri, Lion City otobüsünden. Ama burada belli oluyor ki ne, mesela değişiklikler var. Elektro, çevre kirliliğini önlemek için, ama daha pahalı herhalde. Ondan sonra diğer kısmını da böyle deriden yapmışlar. Artı piyasada bu deri acaba ekstra özel olarak bu fuar için mi yaptılar? Gerçekten otobüslere mi böyle yapacaklar? Bana kalırsa çabuk yırtılabilir çünkü bir anahtar ya da bir keskin bir şey yanınızda olduğu kimi yırtıldığı kimi çok çirkin olur. Bağ kalırsa özellikle fuar için yapmışlardır. Yoksa oturacaklar falan güzel. Normal Lion City otobüsünün ne varsa özellikleri, engelliler için mesela bu da güzel. Duran arkadaşlar böyle yaslanıp durabilirler. Ondan sonra çocuk arabası falan olmadığı kimi buraya oturması da mümkün. Tamam, bu otobüsü de bitirdik. Bakalım daha neler var. Burada değişik değişik şoför koltukları var. Mesela şu bir tanesine bir bakayım, hele nasıl, rahat mı? Ya fena değil. Ayarları yapabiliyorsun. Direksiyonda böyle şey olduğu gibi güzel, havalı. Fena değil abi, bu artık kaç euro olsa. Bir baksak. Fena değil. Böyle kenara doğru da dönebiliyorsun. Sağlı sollu. Tamam, bağ kalırsa yavaş yavaş sona geldi. Bitirdik fuarımızı. Arkadaşlar,
İnşallah hoşunuza gider. Güzel çekimler yaptım. Başka bir videoda buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın. Çünkü her zaman Türkçe'de olmasa da Almanca olsun. Mühim değil. Yine bakın altyazı geçerim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Haydi hoşça kalın. Berlin'den selamlar.